Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir korku oyununa hepiniz hoş geldiniz. Bu oyunu belki hatırlıyorsunuzdur. Daha öncesinde bakın evde tek başına diye Home Alone diye bir kısmını oynamıştık. Fears the Phantom. Böyle ailemizle yazışıyorduk, evde tek başımızaydık ve eve birileri giriyordu hatırlarsanız. Kısa ama keyifli bir korku oyunuydu. Onu oynamıştık. Şimdi oyunun ikinci kısmı çıkış yaptı. İkinci bölümünün adı da Norwood Hitchhike adı verilen bir bölüm adına sahip. Şurada da özet geçmiş. Demiş ki Fear the Phantom bölüm bölüm paylaşılacak bir psikolojik korku oyunudur. Ve her bölüm kendisine ait, yani kendine özgün bir hikayeyi anlatır. Hepsi birbirinden bağımsızdır ve hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini anlatır. Sizler ikinci bölümü oynayacaksınız ve yeni bölümler de yakında gelecek. 5 bölümden oluşacakmış. İlkini oynamıştık. Bu ikincisi. Bu bölümün oynanış süresi 40 dakika diyorlar. 1 saat sürer. Ben oynadığım için 1 saat sürer büyük ihtimalle. Let's go. Bölümler birbirinden bağımsız. İlk bölümü merak ediyorsanız da YouTube videosunda zaten paylaşıyor olurum. YouTube videosunun sonunda ilk bölümde görürsünüz. Peki. Let's go. Hadi başlayalım. Videoyu YouTube'da izlediğinizde korku oyunlarını seviyorsanız ve dahası gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Ben şöyle geçeyim mi gene? Bu olanlar ben 19 yaşındayken oldu. Başımdan geçti. Şimdi ise 21 yaş civarındayım. I still remember this very clearly because how great... bu olan biteni öylesine iyi hatırlıyorum ki, yani o kadar temiz hatırlıyorum ki, çünkü çok korkmuştum, çok korkmuş hissetmiştim kendimi. I was a bit hesitant to write this out on the internet. İlk başta bunu internete yazmak konusunda endişelerim vardı, çekincem vardı. Ama hani bunu yazarak biraz olsun kendimden bu hikayeyi uzaklaştırmak ve kendimi iyi hissetmek için bunu internetle paylaşıyorum. Hadi gelin anlatayım. Hadi bakalım. I was one of those people that loves gaming conventions. Evet, ben oyun için bir araya gelen insanlardan birisiyim. Hani bu insanlar oyun için bir araya gelir, etkinlikler düzenler ya. Ben de onları seven insanlardan bir tanesiyim. Fırsat buldukça her toplantıya, oyun toplantısı, oyun içi etkinliklerine giderim. Ve bazen de orada online'dan oyun oynadığım arkadaşlarımla bir araya gelirim. So my parents weren't always thrilled that the idea of going. Ama tabii ki hani işte tanımadığım insanlarla gitmem konusunda ailem her zaman bir çekinceli davranmıştı. Hani yolculuk yapmam konusunda hep böyle şeyleri vardır, endişeleri vardı. Ama uçak bileti çok pahalı olduğu için ben de insanların araçlarına binerek uzun mesafeli yolları seyahat ederim onlarla birlikte. Peki. Evet, bu etkinlik çok güzel geçmişti, oyun etkinliği. Ve şimdi de eve dönmem gerekiyordu haliyle, etkinlik bittikten sonra. Ama sonra bir fark ettim ki inanılmaz bir trafik yoğunluğu vardı. Böylelikle ben de trafiğin olmadığı uzun yoldan gitmek istedim. Hani kısa yol değil de uzun yolu tercih etmek istedim. Araçla 12 saat süren bir yolculuktu bu. Yolculuk olacaktı bu. Bizi kullanıyoruz. Bayağı bizi kullanıyoruz lan. Bu sefer birilerinin aracına binen değil, birilerini aracımıza alan kişi mi olacağız acaba? Aydan Williams'tan mesaj geldi. ESC ile mesajı oku. Aydan ne diyor? Babam yazmış. Dikkatli kullan. Beni aramayı unutma. Anladım baba. Bu arada hani Aydan'ın numarasını yollamış. Herhangi bir şey olursa diye. Şimdi yola çıkıyorum. Dikkatli gel Holly demiş. WDM stuck in the biggest traffic jam in the country. Aydan demiş ki şehrin en büyük trafiği içerisinde sıkışıp kaldım galiba. Bu çok iğrenç. Aydan'a biz öyle yazmışız. Hadi canım yazmış o da. Olan Allah kahretmesin. It's not too good to hear either. Bu aynı zamanda hani bu insanlar işte oyun etkinliğinden çıkan insanların yoğunluğundan dolayı trafik var anladığım kadarıyla. Bu çok da hoş değildi de. Yeni rota belirliyorum. Yapman gerekeni yapmalısın. Aynen öyle. Aydancığım, yazma da yolumuza bakalım lan. Oğlum arabadan niye iniyorum? Arabadan inmem ben bu arada.
Arabadan inmem bu arada, söyleyeyim. Basar giderim abi yoluma. Kolumuz yok la. Şey mi bu? Tesla mı? Kendi kendine mi gidiyor bu? Aa, Tesla. Dürürüt. Kornayı çalacaksın hocam. Uzun mesafeli yol gittiğinde karşı şoför de sıkılır. Korna çalıp bir selam atacaksın yani. Aa, babandan mesaj var. Ne diyor la babam? Şimdi nereye ulaştın demiş babam. Neredesin demiş. Hala şehre 6 saat uzaklıktayım. Sıkışıp kaldık be baba. Tamam. Oğlum bak, bu telefonu açıp tekrar dönüp baktığımızda falan bir garip bir şeyler çıkacak gibi hissediyorum. Aman diyeyim ha. Ben o mesajdan kafamı kaldırdım da bir şey görmek istemiyorum. Gebertirim. Ana, benzin işaret verdi. Hayda. Yolun yarısında benzin işaret verdi. Hadi buyurun. Daha 6 saatlik yolumuz daha var. Abi benzin bitmesin lan. Gelen arabaya çarpabiliyor muyum acaba? Yani kaza yapabiliriz. Babam mesaj atmaya devam ediyor. Baba bir dakika Allah aşkına. Arabamı süreyim, mesaja mı bakayım kral ya? Dedi bokunayım ya. Told you take it falan. Uçakla git demiştim. Oh holy, it's gonna be late. Sen buraya ulaştığında saat geç olacak. Umarım hani iyi olursun dedi. İyi hissedersin dedi. Yorgun olmazsın dedi. Ya baba Allah aşkına bir dur ya. Gelemeyeceğim. Sayende gelemeyeceğim baba. Şu mesajları atıp durma la. Nerede bu? Benzinlik mi? Aa, benzinliğe geldik, dur. Allah. Arabayı vurduk hayvan hayvan. Dönmüyor oğlum araba. Bir şey diyeceğim, direksiyon dönmüyor ha. Ha gayret. Ha gayret. Pompaya mompaya her şeye girdik. Araba çıtır hasarlı oldu ha. Vay! Araba şekil ha! Kimse yok mu ya? Norwood benzin istasyonu. Selamünaleyküm, kolay gelsin. İyi akşamlar. Hocam bir benzin alacaktım ama. Duymuyor musun? Hanımefendi, nasıl yardımcı olabilirim? 10 dolarlık bir benzin alabilir miyim ya? 2 nipo 10 dolara bir benzin. Annem mesaj attı. Dur. You heading to the bridge yourself? Köprüye kendin tek başına mı gidiyorsun köprü tarafına dedi. Evet, neden ki? Bu yılın bu zamanlarında çok fazla insan oraya gitmez dedi adam. Dikkatli olun. Ne demek istiyorsun ki? Yani neden oranın sakıncalı olduğunu düşünüyorsun? Aa, oraya giden insanlar, o köprüden geçen insanlar oraya gittiklerinde ortalıktan kayboluyorlar ve bir daha hiç görünmüyorlar, hiç geri dönmüyorlar. Okey, bir tuvaleti kullanabilir miyim? Diyor ki halkın söylediğine göre Nord Vadisi canavarı onları alıyor ve onları asarak ağaçları asarak onları öldürüyor. Tepe taklak ağaçları asarak onları öldürüyormuş. İyi abi, yani Allah ya kolaylık versin mi diyelim, ne diyelim yani, bu durumda ne denir lan? Ya bu adam bizimle dalga da geçiyor olabilir. Neyse, tuvaleti kullanabilir miyim? Tuvalet temiz değil. İyi. Bari yol uzun bir şeyler alaydık ya. Şunlardan alabiliyoruz mu hocam? Ha. Polisleri arayacağım. Niye lan? Ya elimden kaydı hayvan. Hemen polisleri aradım. Ne alakası var ya? Gerizekalı. Ha, bir şey daha var. Ne var? If you see a woman in white or blue gown trying to get through. Eğer beyaz veya mavi kıyafetli bir kadın görürsen otostop çeken, sakın durma. Neden? Bazı insanların dediğine göre bir araba kazasında o kadın ölmüş.
mezuniyet gecesinde. Dediklerine göre bazen bazılarının dediğine göre de o kadın öldükten sonra onu öldüren kişiden intikam almak için yolda bekliyor. Orada bekler dururmuş. Yani kan için yoldan geçenlere musallat oluyor. Ne yaparsan yap ama ne yaparsan yap. Ne sonuç, yani neyle karşılaşırsan karşılaş. Hangi durum altında kalırsan hiç hiker yolunu seç dedi. Hiç hiker yolunu seç. Those people are out the road, they're putting their thumbs out. Tamam abi. Allah Allah. Allah belasını versin. Geri dönek bir şey diyeceğim. Yani uzun yola gidelim. 12 saatte değil 24 saatte gidelim abi. Yani biz niye bununla uğraşıyoruz ki? Annem. Annem yaz. Holly. Efendim anneciğim. I don't know if you file for a stop in this car, but you are... diyor ki, bilmiyorum hani bir durabilecek bir yer bulabilir misin ama köpeğin yemeği bitti. Milo için bir köpek maması alır mısın? Ben sana geldiğinde parayı veririm diyor. Anne dur Allah'ını seversin. Köpek maması dur alayım hadi. Yani şehirdesiniz. Şehrin ortasındasınız. Yolda benden köpek maması istiyorsun be kadın. Hocam köpek maması var mı? Bunlar hep içecek var. Bunlar katı tüketmiyor mu ya? Şunu alayım. $5 ödeyeceksiniz hanımefendi dedi. Buyurun. İyi. Olan $5'da mı? O 60, 70 lira. Ana. Güzel. Hadi gidelim. Bunun bu grafik yapısı beni çok tırsıtıyor ya. Oğlum benzin. Bir dakika ya benzin. Hoca benzini koymamışsınız benzini. Ben kendi elimle mi koyacağım? Allah Allah. Lan $20 aldı, $10 mı $20 aldı benzini koymadı lan. Pekala, tamam benzin deposunu doldurdum artık ola koyulabilirim. Tabi bunlar da benzinci yok. Bir kendin mi dolduruyorsun onlar şeyde benzini? Okey, şimdi yola koyulabiliriz. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Aç bir de müzik bize. Salak salak şeyler çalıyor ya. Bu gece benim gecem. Gözlerin hep gözümü de. Ne? Being on the road you're always realizing monster too. Evet. Abi şunu fark ettim yani yol koyunca. Canavar diye bir şey yoktur. Bunu kafamdan geçiriyorum. Hani bir kadın görse herkes benim gibi. Bir kadın yardım istese dururuz herhalde ya. Bir çağır falan. Ama ben bir şey diyeyim mi? Yani ben durmam herhalde bu yolda. Ben söyleyeyim. Kimse kusura bakmasın. Çok da umurumda olmaz. Yok anne sıkıntı yok. Süresi geçmiş olan değil. Sıkıntı yok. Aldım mamayı aldım anneciğim. Sıkıntı yok. Aa ne oldu lan? Lan far gitti. Ha. Allah Allah. Sokak kadını dererere vicdansız anne dererere nerererere nerererere. Sokak kadını dere... Anam. Tamam. Ne oluyor lan? Mesela kanka. Oğlum. Öndeki arabaya otostop çekin. Benim farlara ne oluyor ya? Oğlum farlara ne oluyor? Aa kendi kapanıyor farlar. Lan! Yapmayın ya. Beyaz ya da mavi kıyafetli kadın. Beyaz ya da mavi kıyafetli kadın. Aç şunu ya. Lan! Lan niye çalışmıyor bu? Far gitti. Ziyan mı? Oğlum dikiz aynaya bakar olun ha. Dikiz aynaya bakar olun. Ya abi açın şu ışığı. Dürürün. Dürürün dürürün dürürün. Fincan kahvem hatırına saydım. Bir yudumluk aşkım deli sarhoş. Komple orduların gardiyanları.
Neyim kaldı sen? Ne? Rapten gayrı. Adam gibi bir şey dinleyelim lan. Bu neymiş oğlum? Bu nedir oğlum? Fincan kahve. La torpidoyu vuracağım bir daha şey olursa. Işıklar giderse. Altı saat gidip götürür mü acaba bu bizi? Aa, köprüye geldik. Köprüden geçenler geri dönemiyor muydu? Ananı avradını. Baba, Walking Dead'deki köprü işte. Lan? Anam. Şu torpidoya lan! Tabancamız neyin yok mu ya? Bu acı sprey falan yok mu oğlum? Kezzap mezzap. Anam yoldan çık. Ay evinin. Nerelere geldik ya? Oğlum öndeki araba nereye gitti lan? Bu kadar hızlı gidiyor olamaz. Ben 60'la gidiyorum zaten. 100'le mi gitti eşşoğlu çek? Ne yaptı? Nerelerden geçiyoruz? Kurban olayım ya. Ben kadın badın durdum mu? Gördün mü? Durmam. Hiç. Kusura bakılmasın. Benim var ya zerre umurumda değil. Anam tavşan lan! Lan! Oğlum sesi duydunuz mu? Aha. Torpidoya vur vur. Gecenin bir baktık oldukça garip bir şey var. Garip bir şeyle karşılaştım. Yolun ortasında yolu kapatmış bir kütük vardı. Abi kütük nereden çıktı? Koyacağım şimdi kütüğüne ya. Ha sektör ya. Anam. Anam hadi. Oğlum yok mu biz mi? Bir Avel biz miyiz burayı kullanan ya? Geti 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 geti. Şunu şöyle getiver. Tamam. Tamam tamamını kaldırmaya gerek yok. Ben buradan basar geçerim. Oğlum basar geçeriz şu. Tır geçer lan. Tır geçer ya. Buyurun. Ananı satayım yürü. Oğlum. Bir şey hareket ediyor. Ya çektim ya kütüğü gerizekalı. Koyduracaksın kütüğüne şimdi ya. Anam yavaş. Biri kütüğü mü itti lan? Ya ananı avradını ya. Ya hadi baba, hadi baba, hadi baba. Hadi. Hadi baba Allah aşkına ya. Anamız. Ya çalış mıkının arabası çalış ya. Hadi oğlum. Hadi lan geberdik hayvan. Kapıları kilitle kapıları. Ne yapayım boşalıp vurdurayım mı lan? Bak. Oğlum telefon da çalışmıyor. İçliğin ortasında kaldım. Hay Allah belanı versin ya. Vurdurak mı ne bak? Tamam mı? Hah. Kaputu kapat.
Oğlum birisi geçer mi? Birinin geçmesi ne kadar uzun sürer bilmediğimden çok korkuyordu bu içliğin ortasında dedi. Korkarsın tabii geri zekalı. Ya arabaya niye biliyorsun bacı o? Ya tuttuk vallahi tuttuk ya. Baba çalışmıyor mu bu araba? Şimdi vurduracağım bunu ha. Aha saat 10.23. Aha. Saat 10.23. Oh. Ya sinir stres oldum yemin ediyorum ya. Abi araba gördüm yakından geleceğin. Dur hele. Dur. Lan! Şerefsiz. Ya neden böylesine bir insanı böylesine bir yerde bırakırlar ve durmazlar ki anlayamıyorum cidden. Alo Ebrar. Annemi arasanız Allah aşkına ulaşamıyorum ya. Ya kaldım yolun ortasında kaldım. Sesin az geliyor. Sesin az geliyor. Çekmeyen yerdeyim. Ne bileyim. Affedersin küçücük. Ne bileyim neredeyim ya. Göt içinde kaldım. Ne kaldı? Tövbeler olsun. Beni küfür ettiriyorsun. Bana ayıp ettiriyorsun ya. Dur araba geliyor. Arayacağım dur. Dur. Hayvan. Üzerime geç. Üzerime sürüyordu ya. Abi arabaları durduramıyorum yok. Ne bileyim çalışmıyor mu? Marşa basıyor mu? Almıyor mu? Dur lan, durdu arayacağım sonra. Chicago yolundayım. Dur arayacağım. Selamun aleyküm. You are the girl from the gas station. Sen benzin istasyonundaki kızsın. Hi, merhaba. Ne yapıyorsun dışarıda? Valla arabam bozuldu galiba ya. Yardım da çağıramıyorum. Hiç telefon falan çekmiyor. Az önce çekiyordu. En yakın arkadaşımla konuştum. Annemleri arayamayacak kadar geri zekalıyım çünkü. Annemleri aramayı düşünemedim. Arkadaşımı aradım. Beni bırakır mısın ya? Nereye gideceksin? Yardım çağırabileceğim yakın bir yere ya. Atla. Çok teşekkür ederim valla. Hani tek başıma burada kalırdım ya. Acele et çok şey yapma. Vakit kalma. Beklemek istemiyorum dedi. Arkaya mı atlıyorum? Abi yanına niye atlamıyorum? Allah Allah. Baba binemiyorum yalnız. Ha çantamı falan mı alacağım acaba? Eşyalarımı almamda yardımcı olabilir misin? Bir bekler misin eşyalarımı alsam? Dışarı çıkmak hiç güvenli değil. Arabadan inmem dedi herif. Ya Allah Allah. Ya ne kıyafet içi? Arabayı boş ver ya. Arabayı diyorum. Eşyayı boş ver. Basak gidelim gülüm. Al kötüyü de al. Buradan bir şey alamıyoruz. Dur. Mamayı alayım. Heh. Hoca bir bekle geliyorum. Bana bak bir şey diyeceğim. Bu eşyayı alıp kaçmasın lan. Heh geliyorum bekle. 2 dakika bekle Allah aşkına. Adama da ayıp oldu ya. Ya yardımcı olsan hocam şunları tık 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 hemen koyacağız ya. Ne korkak adamsın ya. Ben kadın başıma dışarıdayım. Öküz herif. Arabadan çıkan dumanı görüyor musunuz mu? Oğlum garip garip sesler geliyor. Ne oluyor ya? Ne kaldı? Skateboard. Hayvan iki elini alabiliyordun da niye az önce şey yaptın? Şapkam kaldı ya. Vallahi şapkayı bırakmam ha. Azıcık daha hızlı abi. Ne yapayım elimden geleni yapıyorum ya. Geldim. Az bir bekle. Son eşya. Son eşya.
Kalmadı değil mi lan bir şey? Tamam. Tamam, bunları zaten almışız. Kaput kalsın öyle. Kaputuna koyayım. Odun diye seni taşımak lazımmış kral. Onu da bir söyleyeyim ya, onu da bir ayaktırayım. Şunu artık bineyim lan. Tamamdır, hallettim. Tamam, atlıyorum. Hah, güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi baba, basalım gidelim. Eyvallah. Nasılsınız? Merhabalar. Gidiyoruz mu? Vallahi gidiyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey diyeceğim. İkiyle mi gidiyor bu araba sadece? He? Evet, bana neden kim olduğunu ve nereye gittiğini söylemiyorsun dedi. Eve dönüyordum ve arabam bozuldu. Adı Jason mıymış? Jason'mış abimizin adı. Benim adım Jason dedi. Benim adım da tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum Jason. Hayvanlık yaptık biraz ama olsun, güvenmiyorum şu adama. Vallahi bu yolu seçtiğim için çok şanslısın. Bu gecenin bir vaktinde burada yolda kalır tek kalırdın dedi. Söylemeliyim ki oldukça cesur bir kadınsın dedi. Ne demek istiyorsun? Arkada arabanın ne olduğunu biliyor musun dedi. Sanırım aküsü bitti. Emin misin? Ya babamın arabası ve eski bir araba. Sonuçta aküsü bitmiştir. Ne olacak başka? Bunlar ne gezekalı salak salak sorular ya. Ne kadar mal adamsın ya. Hep aynı şeyleri söylüyorsun. So what do you think about he told you back there the gas station? Benzin istasyonunda benzincinin sana söylediği hikaye hakkında ne düşünüyorsun dedi. Vallahi tek kelime dinlemedim, biliyor musun? İlginç. Tek kelime dinlemedim. Umurumda olmadı. Yani götümü döndüm ve devam ettim. O aptallar buraya gelen her insana o hikayeyi anlatıyorlar dedi. Abi işte bizi korkutacaklar aklınca, biliyor musun? Bizi korkutacaklar. Hani elinden ne geçiyor bilmiyorum. Çok pardon. Annem yazıyor. Çok özür dilerim. Marketteki adam bu, aynen. Sen ne düşünüyorsun o hikaye hakkında? Yani bir canavar falan var mıdır sence? Yani ben daha önce hiç canavar falan görmedim. Yani ben kendim görmedim ama sen acaba böyle bir şey gördün mü ya da biliyor musun? Var mıdır sence öyle şeyler, canavar falan? Eğer onlardan bir tanesi yaptıysa senin de aracın bozulabilir. Ha, senin aracın onlardan biri bozmuş olabilir dedi. Hey listen, I don't wanna sound like that moron. Just remember this. Bir moron gibi konuşmak istemiyorum. Hani moron gibi davranmak istemiyorum ama şunu unutma. Onları rahatsız etmezsen onlar da seni rahatsız etmez. Aynen, yolumuza bakalım hocam ya. Ben şimdiye kadar bir tavşan gördüm. Ezmediğimi düşünüyorum. Bir de benzin istasyonuna çarptım. Başka benim günahım yok ha. Sana kötü davrandığım, sana aptalca davrandığım için özür dilerim. Ben insanlarla arası iyi olan birisi değilimdir dedi. Sıkıntı yok hocam. Eşyaları almaktan bahsediyorsun değil mi? Sıkıntı yok ya. Canın sağ olsun. Meseler bari. Saat 12.08. After a little bit small talk, küçük, birazcık konuşmanın ardından beni bir otele bıraktı. Ve apparently they offered the roadside assistance. Ve bana bir yol yardım ekibi ulaştı. Besides, I thought, ben de bunun yüzünden hani o yol yardım ekibi gelene kadar biraz dinlenirim diye düşündüm.
Be careful, there are all kinds of people out there. Dışarıda bir sürü tür insan var, dikkatli ol. Bana gitmeden önce şoförün söylediği şey buydu. Aa. Yol yardım servisi. Ver bir kola ver ya. Ne var başka? Chocolate, Sodokun, Heat Snack. Ver bir kola içeyim ya. Oh, tüket şunu hemen. Selamünaleyküm. Oğlum adam bana korkunç bir vibe verdi dedi. Merhabalar. Bir oda ne kadar acaba gecelik? $40 tek kişi. Oha ananın. Sadece para yani nakit ödeyebiliyorsun dedi. Al. Bir gece yatak oğlum ne yapak? Sabah olsun öyle çıkak yola. 9 numaralı odasın hemen sağ tarafta. $90 verirsen sabah Tommy seninle gelecek ve aracını halledecek dedi. $90. $90. Tamam, $90 da ödedik. Tommy'ye haber vereceğim dedi. Ve son bir şey daha var. Diğer müşterileri, misafirleri rahatsız etme. Çok hoşlanmazlar dedi. Estağfurullah, ne işimiz var abi? Ne yapacağız? Vurup kafayı yatacağız. Darbuka çalacak halim yok gece gece. Bu senin karın mı la? Neyse. 9 numaralı oda. Nere acaba? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şurada. Oğlum otele bak. Otelde bile hayır yok. Aha annem yazdı. Anne bir dakika annem. Aydan da yazdı. Neredesin? Aydancığım bir dakika. Oh ne güzel sıcacık ev. Kapı kilitlenmiyor mu lan? Ama koku hariç. Lan bu ne iğrenç bir koku lan bu. Her yerde bu kadın var ha. Dur mesaj geldi. Ne diyor? Aa babama yolladığım mesajlar gitmemiş. Neredesin? Yolu ne demek uzun yoldan geliyorum diye yazmış babam. Baba I may have to stay by. Aa bugün otelde kalmam gerekebilir demişiz ama gitmemiş mesaj. Niye göndermedi ki mesajı? Aydan yazmış arkadaşım. Hey neredesin? Babam beni aradı. Tamam. Annem de holiday'e yazmış. Orada. Dur. Tamam bekle. İhtiyacım yok. İhtiyacım yok. İhtiyacım yok. Okey. Bir odayı keşfedeyim. Aynalara gene küsmüşüz. Hocam bir şey diyeceğim. Yatak niye yok la? Burada uyuyamam. Ne alaka? La $40 verdim ben buraya. Allah'ım! Kimsin lan sen? İt! Ne yapıyorsun burada? Beni korkuttun gerizekalı! dedi. Kimsin lan sen? Ben Tommy'yim. Oda servisi... Oda servisi mi? Allah belanı versin. Oda servisi mi çağırdım ben? Gerizekalı! Ne yapıyorsun burada dedim. Ne yapayım? Eşyaları temizliyorum. Resepsiyondaki adam bana bu odanın anahtarını verdi. ne gülüyorsun lan it? Senden bir dışarı çıkmanı rica edeceğim ben odayı temizlerken dedi. Tamam bir eşyalarımı alayım da çıkarım. Gerizekalılar. Ağzını burnunu dağıtacağım galiba ya ben. Allah'ım yarabbim ya. Mal! Mal herif! Lütfen dediğim gibi dışarıda bekle. Git eşyalarını al. Ha eşyalarımı getireyim doğru arabada. Benim eşyalarım nerede ki lan? Tövbeler olsun ya. Sapık herif. Girmiş odaya. Oğlum bu yarın bizim arabaya yardımcı olacak buysa biz tuttuk ha. Hocam böyle eşyaları taşıyacak bir araç gibi bir şey var mı ya? Gerizekalı. Ha? Karın taşısın. İt.
Oğlum gerçekten bir sodaya ihtiyacım var dedi. Dur alırız. Alırız. Ne acayip oyun ya. Tövbe olsun, tipe bak. Ulan diğeri nerede? Bunu attın, diğeri nerede? Ha. O durumda ilgili Joe'ya bir şey söyledin mi? Bu insanların sorunu ne? Oğlum bir şey söylemedim lan. Burası güvenli. Arabanı halledeceğiz dedi. Ayrıca odanın telefonu çalışmıyor. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa resepsiyona gelmen lazım. Telefonu tamir etmeye çalışıyoruz ama henüz tamir edecek kişiler gelmedi. Hani şey, tamir edecek kadar yeterli, hani telefona ihtiyaç duyacak kadar yeterli müşterimiz olmadı henüz. Ama sana iyi geceler dilerim. Lan bahşiş vermedik diye bıçaklamıyorsun. İt. Gidin diğer eşyaları da alayım da geleyim. Diğer odaları rahatsız etme falan dedi ya, acaba diğer odalarda ne dönüyor? Diğer odalarda ne oluyor acaba? Anneciğim, kurban olduğum. Annem de izliyorum seni yayından, çok öksürüyorum, bak bir şeyler iç gebertirim seni diyor. Soda. Soda istediydi. Ne oluyor oğlum? Makine ağlı bağırdı lan resmen. Oo, sodayı içince kendine geldi ha. 13 liraya soda aldık ya. Bana bak, banyoda kimse yok değil mi? Karın gelsin lan, laflarız. Gıcık oldum bu herife. Bir şey diyeceğim, burada ne vardı? Burada bir şey. Çekici nereye gitti lan? Çekici vardı. Ya sabah... Aa bak bak. Varmış taşımalık alet bak. Görüyor musun? Ama taşımıyor galiba. Kaykay ne alaka? Kaykayı niye aldın ki? Tamam. Bir gidelim elimizi yüzümüzü yıkayalım. Yok mu duşumuz? Yok lan, burada duşmuş olunmaz. Ya şu odanın kapısını kilitleseydik iyiydi ya. Oha, detaya bak. Ne oluyor lan? Oğlum, biri burayı gözetliyordu. Ne oluyor lan? Abi tuvaletten ses geliyor. Hayırdır ya? Aha, kapı açıldı. Oğlum bak, yine anksiyete bastı. Sıcak bir kahve işime yarar dedi. Bir sıcak bir kahve iyi olur. Yok mu oğlum şey, minibar? Abi herif bizi gözetliyordu resmen. Ne oluyor ya? Sıcak kahveyi nereden alacağız? Ana! Çocukluğum! Oha çok iyi. Den 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 den. Mekanik yaratıklar. Superman mekanik yaratıklara karşı. Aga be.
Onlar bizi gözetliyorsa biz de onları gözetleriz lan. Otomat sıcak veriyor mu acaba? Kola vereyim. Çakacılat, nacho, çikolat var. Oğlum burada olmaz ki. Pardon, güzel bir gece geçiriyor musunuz dedi. Ya kahve sorduracağım ama nasıl yaparız? Kola, çikolat, soda, nuts, refreshing soda, bubble drink, carrot drink. Yok abi burada ne gezer? Pahalı fiyatlar görüyorum Türkiye'm bura. Sayılır abi. Nasıl lan? Ha ulan dedim o da git. O da gitti zannettim ya. Komşuda var mıdır galiba acaba? Se. Abi ben de odanın içinden ses geliyor. Aa ne diyorsun? Oha, detaylara bak. Didn't want to sleep anymore. Only coffee could help me stay up. Oğlum kahve yok, yok. Allah Allah. Nereden bulam kahveyi ya? Aman. Kahvenin banyoda ne işi var ya? Diğer odalara soracağız o zaman. 8 numaraya sorayım. Öylece her odaya giremem dedi. Oğlum hiç tekin yerler değil ya. Ya ne demek kahve beni kendime getirdi, daha yatamam ya. Oğlum kafayı bir koydum öyle bir yatarsın ki aklını kaçırırsın ya. Ya ben var ya 20 saat uyusam kafamı yastığa gene koysam gene uyurum ya. Burada mı acaba sıcak? Ha sıcaklar burada tamam. Espresso. Ne içersin acaba? Cappuccino. Bir cappuccino gömelim. Tüket. Ne oluyor lan? Oğlum kahve diye ne içtik lan? Oğlum kahve diye ne içirdiler bize? Allah'ım! Allah'ım! Bize kötü kötü şeyler yapacaklar. Babam mesaj attı. Baba dur bokunu yiyeyim dur ya. Bir şey değil mi? Ben saklanırım. Oğlum ne oluyor lan? Lan ne oluyor?
Vur kafayı yatak, vur vur vur. Ne yaptın? Kütükle kafamıza mı vurdunuz kahve içerken? Onu kendimden geçmiştim. Evet. Allah. Hani çalışmıyordu lan telefon? Alo? Oğlum dolaba biri girdi lan. Bir şey diyeceğim, dolaba biri girdi. Dolaba biri girdi. Kapı çalıyor. Ben hiçbir şey yapamam. Ben hiçbir şey yapamam. Uyu numarası yapak, belki giderler lan. Oğlum kapıya mı bakayım, dolaba mı bakayım, arkadaşlar ne yapalım? Benim odama niye giriliyor? Ben odamı niye kilitleyemiyorum? Gerçekten yumruğu koyacağım ya. Ya ben tramvaya girdim yemin ediyorum ya. Lan! Dolapta biri var ya. Dur lan, dur televizyonu kapat. Kendi Allah kahretsin, televizyonu niye açtım ya? Burada kapalı. Aha, yavaş. Bir şey diyeceğim. Bu kim lan? Oğlum bir şey diyeceğim. Kim o? Kim o kim? Dolapta adam var. Dolaba gireni görmediniz mi siz? Dolaba biri girdi arkadaşlar. Farkında mısınız? Siz orayı görmediniz mi? Dolaba biri girdi. Yani şu dolabın içinde biri var. Banyonun kapısı da kapatılmış. Biri de kapıda bekliyor. Kim bu ya? Kim o? Abi açmak istemiyorum. Kafayı yiyeceğim. Ne yapayım? Allah'ım şuraya yapısı verin. Ben şurada yaşarım. Allah'ım şuraya yapısı verin. Ne olur. Ne olur. Nuri? Nuri? Allah'ım. Tamam, anket yapacağız. Kapıyı mı açayım, dolabı mı açayım? Üç şey yapacağım. Kapıyı mı açayım, banyoyu mu açayım, dolabı mı açayım? Bir dakika, sorular, anket geliyor. Kapı. Dolap. Banyo. En çok hangisi gelirse sırasıyla onları yapacağım. Tabii ölmezsek yani. Geliyor anket. Ya bir dur, çalma hoca be. Dur Allah'ın aşkına, dur, bizi bitirdiniz lan. Şu anda ekranlarınıza geldi hocam anket. Anket ekranlarda şu an. Şu an ekran. Hani Facebook'tan izleyen arkadaş, canlı yayından izleyen arkadaşlardan bahsediyorum. YouTube ailesinde öyle bir şey olmayacak. Anket ne oldu lan? Abi %54 kapı diyor. Gidiyorum kapıya. Kim o?
Ben Joe, masadan geliyor, şeyden. Kapıyı aç lütfen dedi. Sen Joe değilsin lan, Joe musun sen? Sana özellikle şey demedim mi? Hani kimseyi uyandırma demedim mi dedi? Komşuları rahatsız etme demedim mi? Senden şikayet alıyorum. Çok fazla ses çıkarıyormuşsun. Neden ses çıkarıyorsun dedi? Lütfen hani ses çıkarmayı kes artık. Ayıp oluyor dedi. Is that why your eyes are... Bu yüzden mi gözlerin kıpkırmızı? Yok. Kahve makinesinden bir şey içtin de ondan böyle oldum. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Kahve makinalarımız çalışır bizim. Düzgün çalışır. We don't have no coffee machine here. Burada kahve makinamız yok dedi. Ne? Ne? Kahve makineniz yok mu? Nasıl ya? Bak tam orada işte. Tamam. Bu kadar dinledim yeter. Kafayı yemişsin sen. Bir şikayet daha alırsam gerçekten... Yani şikayet daha duymak istemiyorum dedi. Allah aşkına beni takip et ya. İşimden nefret ediyorum. Gel. Allah aşkına ya Joe. Kurban olayım. Bir gel lan. Bir gel lan ne olur. Abi ne diyorsun ya? Takip et beni, takip et. Ya biz ne içtik Allah kahretsin. Joe geliyor mu? Ne oluyor oğlum? Interstellar bağlanma müziği çalıyor arkada sanki. Come on Charles. Come on Joe. Dın dın dın. Oğlum bir benim odada çıktı lan. Bir benim odada çıktı lan. Şimdi ne tarafa? Buradan gel. Biri benim odadan çıktı. Yemin ediyorum biri benim odadan çıktı. Abi yemin olsun buradaydı Joe. Allah Kur'an çarpsın buradaydı. Yemin ediyorum bak. Ya nasıl ya? Ne oldu hani neredeymiş makine göster bana. Hadi dediğim gibi geç odana. Aa ne alaka lan? Odanda ilaçlar var, iyi gelir dedi. Masaya, televizyon yanındaki masaya bak. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ya ben kahve içtim, eminim. Ne yaptım? Kuş boku mu içtim ben? Ne yaptım ya? Kuş bokunu mu yedik? Ne yaptık biz ya? Allah'ım sağda bir şey mi kaçtı? Demeyin. Allah'ım. Oğlum bu yapımcı çok iyi oyunlar yapıyor ya. Helal olsun adama. Geberdim gerilmekten. Şu ilaçları bir al ya. Su ağzım. Su da iç. Ağzını daya iç. Uyku sersemi alkol falan mı aldık diyeceğim de yok lan bayağı kahve aldık ya. Hatta cappuccino dedim. Allah aşkına şu oda açık kalabilir mi ya? Ya dolabı ben açmadım. Bak dolaptan biri çıkmış. Birileri eşyalarımı toparlamış lan. Allah'ım. Ya gram ses çıkarmıyorum. Allah. Ah. Biri fotoğraf çekti. Geldi lan biri. Hello. Merhaba diyor. Hello. Hello. Hello.
arkadaşlar, size diyorum ki ne yapayım? Dolabın içerisinde sesim çıkıyor ya. Ne yapayım diyorum, anlamıyorsunuz ya. Chat'te şey yazıyor. YouTube'a gelecek mi lan? Ne yapayım? Gelecek. Dur Allah aşkına ya. Vurup kafayı yatsam mı lan? Hello. Oğlum Arif hello deyip duruyor. Vur kafayı yatak lan. Hello. Oğlum herifin sesi giderek yakınlaşıyor, ne oluyor? Ya ne hello? Kim o? Lütfen kapıyı açın, yardıma ihtiyacım var. Ne istiyorsun? Lütfen yardımımıza ihtiyacım var. Kapıyı açın. Yok hocam. Yardım edemiyorum ben. Yok, yeteneğim yok. Öyle bir yeteneğim yok. İçeride olduğunu biliyorum. Asiktir. Lazım. Şş, ne yapayım? Kapıyı açayım mı? Yatma matma olmuyor. Yatma numarası yapamıyoruz. Adam içeridesin diyor. Ne bok yiyeceğiz? Şş, bir şey deyin lan. Ben şu dolaba girince Allah aşkına bir şeyleri mantık fikir verin ya. Konuşamıyorum zaten. Anneme yazıyorum. Lütfen gider misiniz? Bak sadece seninle konuşmaya ihtiyacım var. Lütfen, ben yemin ederim polis değilim. Bak git, yoksa polisleri arayacağım. Anam! Allah! Ha, ne oldu lan? Today's day I found really weird that. O gün gerçekten oldukça garip hissettim. The manager inferred not to go to police involved. Bu olanları kesinlikle polise haber vermememi söylediler. Otelin reputasyonunun düşmemesi için. Böyle yani bu durumu hiç kimseye anlatmamamızı istediler. İstedi. Tommy daha sonra arabayla geldi. Sanki bir yıl geçmiş gibi hissettim. Tommy'nin gidişinden bu yana. Arabayı götürecekti ya bize. I never went long road trip things. Daha sonrasında hiç ama hiç uzun yolculuklara çıkmadım. Hep uçakla seyahat ettim.
Onun avradını. Hayatta kaldık. Kapıyı açsak adam bizi öldürecekti. Öldürdü adamı. Joe geldi öldürdü. Helal lan Joe. Adamı öldürdüler. Olayı polise anlatmayacaksın. Aramızda kalacak. Arabanı yaptıracağız. Defolup gideceksin dediler. Bu da böyle bir anıydı. Vay be, güzeldi. Güzeldi. Evet, YouTube'da izlediğinizde lütfen Evde Tek Başına 2'nin bu bölümünü sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. 3. bölüm çıktığında yine sizlerin huzurunda oynuyor olacağım. İzleyen herkese teşekkürler. Benden sizlere bolca öpücük.